Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammed'in salavat. Vefa ve dürüstlük pahalı bir hediyedir ve köprüdür. Bunlar asla ucuz ve basit insanlardan bekleme. Vefa ve dürüstlük pahalı bir hediye ve köprüymüş. Külliyatta köprü olarak geçiyor, hediye olarak geçiyor. Üstadın eski eserlerinde. Bunları asla ucuz ve basit insanlardan bekleme. Vefa. Vefanın en güzel misali Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. Zaten her konuda olduğu gibi de ben onun için söylemiyorum. Hatice-i Kübra radıyallahu anh'a gösterdiği vefa çok acayip bir şey. Ben şimdi bu akşam akıldan yapacağım, akıl. İsmail çok güzel söyledi. Akıl niye akılsızlık yapıyor diye. Şimdi her şey akılla olamayacağını, her şeyin akılla bilinemeyeceğini akıl da biliyor. Çünkü bu kainat akıl ile yapılmadı. O zaman keyfiyeti ve hakikati akılla çözülemez. Allah'ın zatı ve subutu sıfatlarında akıl yoktur. Allah'ın böyle sıfatlarında akıl yoktur. Yani bir şey söylediğim zaman şaşırdı. Allah'ın aklı yoktur. Akıl bir cihazdır. Allah ilmiyle yaratmıştır aklı. Mesela Allah'ın ağacı yoktur ama Allah ağacı yaratmış gibi. Akıl bir cihazdır. 27. sayfa sözlerde söylüyor. Akıl hakkında böyle çalıştığım için dimağda meratip var. Onun hakkında biraz malumat vereceğim. Ama bir yansıtıcımız unuttum. Onu da hepinize söyleyeyim. Şu kafanın iç yapısı meratipler var. Orası nasıl yönetiliyor? Bir bardak su versene. Orada kimler nasıl musallat oluyor? Üstad orayı için söylüyor ki 285'te serbesttirler diyor. Orada bir bölüm var, serbesttirler diyor. Bir de lemalar 75'te ihtiyar ve iradeyi dinlemezler. Belki de teklifi din altına giremezler. İnsanın ihtiyar ve iradesine rağmen işler yaptırırlar. Ondan sonra derler ki senin kabiliyetin veya kaderin budur, seni şekavete mahkum etmiş, sen burada ne şey yapıyorsun diye Allah'tan ümidini kestiriyor. Orası acayip bir alem. İnsanın dimağında acayip bir alem. Hele bu gündelik hayatta, geçen biraz bahsettim önce, dün akşam. Girmek istemiyorum o konuya ama yani ister ister karşınıza çıkıyor işte böyle. İnsan kendisini farklı bir cins niye hisseder? İnşallah orada, sorunun cevabı da orada da var zaten. O dimağda bir hennas var diyor, karıştırıyor diyor ustad. Hennas var diyor, karıştırıyor. Oraya serbest bölgeye şeytan müdahale ettiği zaman biliyorsunuz şeytanın cinsiyeti yoktur. Tekti ama çoğaldı, 70 bin avanesi var. Allah Resulü'nün var ya kapısına çaldı da böyle, kimdir diyor. İşte Allah Resulü işte bırakın girsin diyor, iblistir diyor. Biliyorsunuz o menkıbe hadiseyi. Orada söylüyor, oysa şeytan tekti Adem Aleyhisselam zamanında. Sonra 70 bin de işte şuradan 70 bin de çoğalır. Şeytanın çift cinsiyeti var, kendisi kendisinden döller. Yani kendi aynı hem erkeklik şeyi var hem de dişilik organı var. İşte bu nasıl oluyor diye çok soruyorlar da insan nasıl olur? İnsanın o dimağında bir serbest bölge var. Serbest bölgeye müdahale ediliyorsa, mesela diyelim ki ben erkeğim. Cinle, hemen kısaca onu cevap vereyim de çok soruluyor. Cinlerin kadınlarına peri deniliyor. Çok güzel oluyorlar. Erkekleri Müslüman ise beyaz olur, yüzü kafirleri sipsiyah olur. Dolayısıyla
erkeğe peri musallat olursa, peri ne yapar? Yani kadın musallat olursa serbest bölgesine, kadın orada erkeklik hormonlarını aktif etmeye çalışıyor. Bize yansırsa ne oluyor? Erkek erkeği ister. Bu perinin musallat olduğunu gösteriyor. Eğer kadına kadın musallat olursa, peri musallat olursa, erkek musallat olursa, tersini söyleyeyim, bir insan nevine erkek cin musallat olursa, erkek kadını isteyecektir. O hormonları aktif edecek. O zaman bu kadına neyi yansıtacak? Kadın kadını isteyecektir. Böyle. Bu serbest bölge denilen bir şey için bunları anlattım. İş olsun diye değil. Bunlar serbest bölgenin işgal altında olduğunu, ustad da diyor ki karıştırırlar diyor orayı. Ruh da elektriğe benzer. Hem klimayı çalıştırır, hem elektrik ocağını çalıştırıyor. Elektriğin bir cinsiyeti yoktur. Elektrik. Elektriğe benzer. Her cihazı çalıştırıyor. Ruh da bu bedene girdiği zaman hangi bedene girerse o tip hormonları çalıştırınca o tip insanlar ortaya çıkıyor vesaire. Bunun için anlatıyorum. Hem ne kadar kaçsam bile gündelik hayatta mutlaka dalgası gelecek. Bunun temelinde bunlar var. Bunların temelinde bunlar var. Bir de bu serbest bölgeyi tanıyamamaktan geliyor. Şimdi bir şeye hakim olmak istiyorsan o şeyi tanıman lazım. Aklı yönetmen, yönetmek için aklı tanıman lazım. Tanımadığın bir şeyi nasıl yöneteceksin? Şimdi akılla alakalı yerler okuyacağım inşallah. Mektubattan 286. Yani İsmail, diyeceksin ki derse niye böyle başladın? İster istemez toplumda yaşıyorsunuz. Bu dalgalar, bu sorular, bu mevzular size de duyarsınız. En azından soranlar yani. Malzemesi budur. Liman serbest bölgesinde musallat oluyor. Ve musallat olan şeytan iblistir. İblisin de cinsiyeti çifttir. Çift oluyor. İnsanda hangisi musallat olmuşsa, mesela erkek kadın ister, kadın erkeği ister. Eğer bana kadın cin musallat olursa, kadın ne yapar? Erkek isteyecek benim dışımda. Bana yasması ne olur? Erkek erkeği isteyecek. Mesuliyet ne oluyor? Mesuliyet tabandan beri mesuldür. Kendisi musallat etmiş oluyor. Nasıl musallat olmuş? Bu hastalık değildir. Bu kültür, gelenek, örf, anneanne ve yaşadığı anne, baba, evde ve seyredilen filmler ve yapılan aşılar, yenilen gıdalar, giyilen elbiseler, fıtrata uygun olmayan işlerden kaynaklanıyor. Şeytanın cini musallat olması. Örf, anneanne, kültür, gelenekte hangi yerde yaşıyorsan. Ustad diyor ki dört şey insanın fıtratını, mizacını mutesir eder. Zaman, zemin, taam, libas, yediği, giydiği, yaşı ve yaşadığı toplum. İşte onları açtım şu anda. Kültür, gelenek, anane, örf, evde yaşanan bu tip şeyler yaşıyorsa anne baba, bu tür şeyler seyrediyor da çocuk da seyrediyorsa, 3,5 yaşına kadar çocuk, 3,5 yaşına kadar çocuk cinsiyetini bilmez. Eşyayı canlı bilir. Onun için çocuklar arabayı çağırır, gelmez araba. Arabayı kırar. Niye çağırdım da gelmedin? Canlı bildiği için. Kız ise bebeğini kırar, çağırır, gelmiyor. Canlı ile cansızı bile ayırt edemez. Delilerde cinsiyet olmuyor. Çocuklarda da yok. Şeytanda çift cinsiyet var, meleklerde hiç yoktur. Kendisine türüyor. Serbest bölgeye bunların girmesine sebep, bu saymış olduğum sebeplerden kaynaklanıyor. Kişi sorumludur. Sorumlu olma ölçüsü İslam hukukunda şu dört tane şart lazım. İktidar, ihtiyar, salahiyet ve mesuliyet. Bu dört tane şart tahakkuk eder.
etmemesi mümkün değil. Çok iyi biliyor bunu. Şimdi akla yeniden Bismillahirrahmanirrahim. Eğer aklın varsa, yani aklı tanımaya çalışacağız inşallah bu akşam böyle yarım saat veya 45 dakika gibi bir şey. Aklı tanırsan akla hakim olursun. Eğer akla hakim olamazsan akıl sana hakim olur ki psikoloji sorunları temelidir. Yani hiç şansın yok. O zaman seni fırtınadan fırtınaya sevk ediyor. Perişan ediyor. Aklım aklıma bela olmuş. İnsan düşüncelerinden, düşüncelerin şerrinden nasıl kurtulacak? Düşünceleriyle düşüncelerin şerrinden nasıl kurtulacak? Tanımıyorsun ki cihazı. Akla cihaz diyor. Tanımadığın bir şeyi nasıl şerrinde kurtulacaksın? Nasıl onu yöneteceksin? Arabayı kullanacaksın. Yeni aldım İsmail araba. Acaba bu kabine araba bu çıtattan çıkar mı? Şundan buna çıkar mı? Bu yük indirir mi? Freni nasıldır? Debriyaj nereden kapıyor? Virajda ne yapar gibi tanıyacaksın, ondan sonra yük bindiriyorsun. İşte aklı tanımadığına, aklın varsa kanaata alış ve rizaya çalış. Hemen akıl başta olup olmadığının alametlerini şey yapacağım da, akıl, bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu aklı yapana, bu aklı bağlarsan akıllılık olur. Eğer bu aklı sahibine ki vahye bağlamak, o nispette akıllı. Eğer bu aklı vahye değil kendisine bağlarsa, aklın bir sıfatı var, zeka. O akla hakim olur, aklı devre dışı yapar, zekavet öne çıkar, toplumda zekilik çok öne çıkartılıyor, pompalanıyor. Bu, oysa Kur'an bunu methetmiyor, Kur'an aklı methediyor. Aklı öne çıkarıyor, yakilun, takilun, efele tefekkürün, efele yetedebberün gibi. Zeka ve deha, muhakeme gibi 30 küsür tane sıfatı var. Aklın sıfatıdır. Kur'an akla çıkarırken bazı kesim kasten ve bilerek zeki insan, deha insan, oysa deha, zeki aklın sıfatıdır. O sıfat çok iyi, mesela iyi bir doktordur, iyi bir mühendistir, iyi bilmem nedir. Ama gerekmediği mesela ameliyatı para için yapar. Niye? Çok zeki. Aklı yok. Akıl arkada. Çok iyi bir mühendis ama devletin ihalesine fesat karıştırır. Zekavetiyle yapıyor. Aklıyla yapamaz. Aklıyla şer işlenmez. Akıl ne kadar başta olursa o nispette günah olmaz. İrade insana ne kadar kim olursa günah olmaz. Günah irade ile işlenmez, ihtiyarla işlenir. Günahlar akılla değil, ihtiyarla, zekavetle işleniyor. Şimdi diyor ki, aklın varsa, alameti neymiş? İki tane şey söylüyor burada. Kanaata alış, rizaya çalış. Tahammül et. Tahammül etmesen ya sabır de, sabır iste. Hakkına razı ol, teşekkür etme. Kimden kime şekva ettiğini bil, sus. Her halde şekva etmek istersen nefsini Cenab-ı Hakk'a şekva et. Çünkü kusur ondadır. Şimdi ona ait buradan çıkan yeri okuyayım. Bu cümleden ne çıktı? Aklın varsa, ustad ne söyledi? Kanaat sahibi olur. Bir de okuyayım bak. Aklın varsa kanaata alır. Ben de sıraladım. Aklı varsa buradan. 1. Kanaat sahibi olur. 2. Rizaya çalışır. 3. Tahammül eder. Tahammül edemezse sabır der, sabır ister. 4. Hakkına razı olur. Başka haklara tecavüz etmez. Teşekkür etmez. Kimden kime şekva ettiğini bilir. Başka 3. 6 7 7.'si kusurunun nefisten çıktığını bilir. Kusuru deruhte eder. Yani bunlara sahip olma nispetinde aklımızdadır. Aklımız başımızdadır. Bir de okuyayım hemen. Akıl acaba başımızda mı değil mi? Hani der ya, aklını başına al. Aklınız yok mu? Kime hitap ediyor peki? Aklı başında yoksa. Öyle diyor burada. Akılsızlar gibi. Peki inkarı neyle yapıyor?
zekavet de yapıyor, aklı yapmıyor. İhtiyar aklidir. İhtiyar aklidir. İrade vicdanidir, vicdana ait bir sıfattır. İrade ile süfli şeyler yapılmaz, ihtiyarla yapılır. Ustadımız da ihtiyarımda vazgeçtim diyor. Bu tabirler acayiptir yani. Bunun üzerine fazla çalışıyorum. Şimdi aklımız acaba başımızda mı? Yani aklımız vahiye, sahibine bağlı mı, değil mi? 7 tane Nurettin şartlarını okuyacağım. Bir daha. 1. Kanaat sahibi olur. Ne nispete kanaatın varsa o kadar kılırsın. 2. Rızaya çalışır. Başkasının Ahmet-i Mehmet'in rızasına çalışmaz. Allah'ın rızasına çalışır. 3. İlginç değil mi bu? 3. Tahammül eder. Tahammül etmezse ya sabır der, sabır ister. Yani Ahmet-i Mehmet'e Allah'a şikayet etmez. 4. Hakkına razı olur. Hukukları payımal etmez. Bunu da 11. meseleyle bağlıyorum. Diyor ki, bir eve iman-ı bil ahiret hakim olursa, ahiret inancı hakim olursa, o ev cennete döner. Hatırlarsınız. Çünkü niye söylüyorum bunu? İman-ı bil ahiret ne yapar? Dünyadaki işleri bu mu, bu mu, o mu, şu mu, hayır mı, evet mi, doğru mu, yanlış mı? Nereye göre ne nedir? Nereye göre ne, neyin ne olduğunu bileceksin. İman-ı bil ahiret insanda hakim olursa olmaz, haramdır. Ya olur mu ya, tövbe ya, bu doğru ya, bu da doğru. İşte bu. Yani dünyadaki yapacağımız işleri yanlıştır, doğrudur, mekruhtur. Yani neyin doğru olup neyin doğru olmadığını ötelerden hükmediliyor. İman-ı bil ahiret haktır ya, günahtır ya. Aç şuna bak, komşunun elmasını yemiyorsun. Dereden çıkmışsın, yemiyorsun. Ava gitmişsin İsmail. Aç şuna adamın tarlasına geçiyorsun. Hakikaten meyve abeler sağlanmış gidiyor. Gel de yeme. Hemen iman-ı bil ahiret hayır diyor. Ha İsmail, böyle yapıyor. Yok ya, yiyorsun. Yiyor musun? Aman, şey yapıyorsun, sen söylüyorsun. Ha, yani ben ölçü bizde değilsin. Ben seni daha da iman-ı bil ahiret, ha sonra söylüyorsun. O da var. Eğer güveniyorsanız o zata, tanıyorsanız yiyeyim sonra söylerim. Ama tanımıyorsan yiyemezsin. Ölmüş de sana abi. Söyleyeyim deme diyor. Evet. Yani dua ediyor filan manasında. Olmaz. Haramdır. İman bil ahirete ne kadar şuşaka diyor. Ne kadar insanlar kim olursa haddini bilir, hududunda kalır, payımal etmez. Şunu demek istiyorum. Dünyada bizi yöneten iman bil ahirettir. Allah'a iman ise içsel alemimizde enerji potansiyelidir. Enerjinin kaynağıdır. Namaz kılacaksın, oruç tutacaksın. Bunları seni canlı tutan, bunu yapabilen, kavga götürmeyecek bile imandır. Bu nereye iman? İman-ı billah, Allah'a iman. Mesela sabah ezanı okundu, 5 dakika sonra kalkarım. Düğmeye basarsan o kadar imanı zayıftır, biliyorsun yani. Çünkü daha kalkamayacağının alametidir. Düğmeye bastığında bitti o namaz. Bu zaaf imandan geliyor, o kadar enerji yok. İşte Allah'a iman içsel enerji, çünkü iman diyor 23. sözde hem nurdur hem kuvvettir. Mahluk yani. Hatta ruhunuza diyor iman libasını giydiriniz diyor. Ahiret inancı ise dünyadaki doğrularımızı, yanlışlarımızı, nerede, kimin yanında, ne zaman, nasıl olacağımızı gösteriyor. Bunun yanında olma, bununla taraftan olma, bundan uzak dur, bununla beraber ol. Bunları tayin eden bizdeki iman-ı bil ahiret nispetinde oluyor. Bir de okuyayım. Akıl vahye bağlıysa kanaat eder, rızaya çalışır, tahammül eder, tahammül edemezse ya sabır der ve sabır ister, hakkına razı olur, başka haklara tecavüz etmez, tenezzül etmez, ihtiyaçları varsa ki var, insan doymaz, ihtiyaçlarını erteler ve öteler. Bu ne? Hakkına razı olmak o. İhtiyaçlarını, arzularımız var, bir sürü istekler var. Bedensel olur, ihtiyaç olur, mallık olur, cinsiyet olur, cinsellik olur, olur da olur. Bu ihtiyaçları ertelemeyi ve ötelemeyi bilir. Teşekkür etmez. Teşekkür?
Şikayet etmez. Niye? Aklı başında olduğundan dolayı. Kimden kime şekva ettiğini biliyor. Şekva bir haktan geldiğini biliyor. İnsanın hiçbir hakkı olmadığını da biliyor. Dolayısıyla insanın nispeti akıllı oluyor. Başka? Kimden kime şekva ettiğini bilirse o, kusurun nefisten çıktığını bilir, kusuru derüfte eder. Haksız temellükten, sahiplenmekten teberri eder, uzak durur. 86 mıydı şu anlar? Şimdi bu saydığınız sıfatlardaki insan akıllı insan mıdır? Evet. Peki o zaman sadece Müslüman mı akıllıdır? Saydığınız sıfatlar Müslüman sıfatlar. Evet, Kur'an'a göre kafirlerin aklı olmadığını ya akılun, ta akılun, efele tefekkerun gibi diyor. İşte dersin başında söyledim ki Müslümanlar, kafirlerde irade yoktur, ihtiyar vardır. Kafirlerde akıl yoktur, zekavet vardır, deha vardır. Kafirlerde bilgi var, düşünce var, tefekkür yoktur. Çünkü irade vicdana ait bir sıfattır. Akıl içinde cihazdır. İkide bir akla vurgu yapıyor Kur'an. Hatta bu Kur'an'ın dışına çıkma nispetinde kelemen-u behuma dal diyor. Hayvandan daha aşağı düştüğünü, akılsız olduklarını söylüyor. Hatta bu insanların diyor ki aklını başına al diyor. Akıl yoktur. İmansızın aklı yoktur. Nesi var? Adam iyi bir mühendis, iyi bir doktor, iyi bir pilot, iyi bir esnaf. Zaten bu akılsız olduğu için kandırıyor. Akılsız olduğu için tartıda hile yapıyor. Akılsız olduğu için zam gelsin diye depoda ihtikar depoluyor, malı çıkartmıyor. Akıl bu değil ki. Bu zekavettir. Çünkü Kur'an devamlı buna vurgu yapıyor. Bu aklını kullananlar için diyor. Bir ders vardır diyor. İbret vardır diyor. Akla malzeme veriyor. Aklı yoktur. Yani biz külümen gidiyoruz böyle. Acayip diyoruz ki akıllı. Hayır. Tefekkür. Bir tanesi itiraz etmişti böyle. Şaşırmıştı yani. Ya yaptığımız için böyle. Nasıl tefekkürleri yok? Tefekkür ulvi bir ruhun sıfatıdır. Sufli ruh düşünür o. Düşünceyle tefekkürü, ihtiyar ile iradeyi, ihtiyar hayvani bir sıfattır. Mazi ve müstakbelden kopuk andaki tercihtir. İrade ise geçmişin bütünlüğüyle geleceğe bakarak anda ihtiyarla tercih ettiriyor. Bir daha söylüyorum. İrade geçmişin bütünlüğüyle geleceğe bakarak anda ihtiyarla tercih ettiriyor. Ustad da ihtiyarımdan vazgeçtim diyor. Peki ihtiyar neydi? Mazi ve müstakbelden kopuk anda şu mu bu mu? Peşin çalışıyor. Taksi çalışmıyor. Şu günahı terk et diyor Kur'an. Sana cenneti bunu vereceğim diyor. Al daha gelecek diyor. Bunu ihtiyarla yapıyor, zekavetle yapıyor. Daha gireceğiz. Şimdi sözlerden, o söylediğin yeri bak. O kadar bahsediyor ki emle akılsız, akılsız, akılsız diyor. Ama adam daha ya, din kurmuş ya. Bak diyor ki 247 387 öyleyse semat varzın vücutlarını em halaku semavati vel erde bella yokinun veyahut Halik inkar eden fikirsiz serser muattılar gibi Allah'ı inkar mı ediyorlar ki Kur'an'ı dinlemiyorlar, öyleyse semavat varzın vücutlarını inkar etsinler ve veyahut biz halk ettik desinler. Bütün aklın zivanasından çıkıp divaneliğin hezeyana girsinler. Çünkü semada yıldızları kadar, zeminde çiçekleri kadar berahini tevhidi görünüyor, okunuyor. Demek yakine ve hakkaniyetleri yoktur. Yoksa bir harf katipsiz olmaz. Bildikleri halde nasıl bir harfinde bir kitap yazılan şu kainat katibini katipsiz zannediyorlar. Şimdi burada da ne çıkartmışız, çalışıyoruz. İnkarcılık.
Burada diyor ki, öyleyse semat vaazın vücutlarını inkar etsinler bir an, biz halk ettik desinler. Bütün aklın zivanasından çıkıp divanenin hezeyanına girsinler. Ondan sonra, şimdi inkarcılık şuymuş. İki nokta üst üste. Bir, aklın haddini ve hududunu kaybetmekten haddini aşıp edepsizlik yapar. İki, inkarcı neymiş? Birisi neymiş? Aklın haddini hududunu aşmış, edepsizlik yapar. İki, aklı başında olmadığından inkar edebilir. Akıl başında olsaydı inkar edemezdi diyor. Aklı başında olan edemez diyor. Akılları başlarında değildir diyor Kur'an. Akılsızı söylüyor. Bak bir daha. Akıl haddini hududunu aşar. Her şeyin akılla yaratılmadığını, akılla çözülemeyeceğini akıl da bilir. Her şeyin akılla olmadığını akıl da biliyor. Çünkü akıl bir Allah'ın sanatıdır. Allah'ın subutu sıfatındaki ilim sıfatında yaratılmış bir cihaz insanidir. Dolayısıyla akıl haddini hududunu kaybetmekten, inkarcılıklardan çıkıyor. Aklın haddini hududunu kaybetmekten, haddini aşıp edepsizlik yapmaktan. İki, aklı başında olmadığından inkar edebilir. Akıl başında olsaydı inkar edemezdi diyor. Bu MMM'lerden topladım. Sonra saçma sapan konuşur diyor. Aklı başında olmayan inkarcıların özelliği. Saçma sapan konuşur. Yakini ve hakka niyetleri olmadığından inkarcı oldular diyor. Başka, berahini tevhid vasata, yani aklı getirebilir ve vasata tutabilir. Berahini tevhid var ya, tevhid delilleri, Risale-i Nur'un tevhid delilleri, aklı vasata getirebilir. Yani aklı başına getirebilir. Yöntemlerden bir tanesi de tevhiddir. Berahini tevhid. Başka, akılsızın özelliği, inkarcının, itikadı bozulan da inkarcı olur. İtikat dimağa aittir, iman ise kalbe aittir. Arkadaşlar, hepsi ayrı ayrı işlevi var. Bunlar çok önemli. Kafirin imanı yok ama itikadı var. O da bir şeye inanıyor. O itikattır. Demek ki inkarcılıkta itikadı bozulan da inkarcı olur. İnkarcılar Kur'an'ı dinlemezler. MMM'lerden çıkıyor. Başka? Burhan delil ve hüccetleri nazara almaz. Hep bana göre deyip zanlarına gömülürler. İsmail mesela akraba münasebetleri gittiği zaman din açılsa ben derler mi İsmail? Bana göre. Ben o anladığım din. Dinin desini bilmez. Senin mesleğine söyleyeyim. Toptan bir kere topa vurmamıştır veya vurmayı bilmez. Belki senden fazla spordan konuşur. Öyle mi? Dinden desi yok. Bana göre derler. Bu akılsız olduğundandır diyor. Bir daha. Burhan delil ve hüccetleri nazar almaz ve hep bana göre deyip zanlarına gömülürler. Başka? İnkarcıların ortak özelliklerinden biri de boş, her şeyi boş bırakır. Atalete düşerler, itikatları bozulduğundan kendilerini de güvenlerini kaybederler, yeise düşerler. Evet. Cihazın asıl maksadı Allah'ı bilmektir. Evet. Şimdi cihazın o 11. sözde onu söylüyor. Mesela o cihaz ne yapacak? İlk önce Allah beni tanıyacak, tanıyın diyor ama bunu tanıma yönü ilk önce kendine tanıyor. Melarefe nefse ve kadarefe Rabbe. Doğru. Netice o. Yani akıl cihazını Allah'a tanımak. Neyle? Kendimle tanımlamak. O cihazla yapacaksın. Aklın özelliği, melekesi bu. Ne yapar? Aklın 30 küsur tanı sıfatı var. Deha, zekâbe, tefekkür, tamam mı? Böyle muhazene, muhakeme, aklın sıfatları. Bu aklın 30 küsur tane benimki bulabildiğim sıfatları. Allah'a bağlamak, vahye bağlama özelliğimiz, melekemiz akıl oluyor. Akıl ikaldan geliyor Arapçada. İkal şu, çölde bir yerden bir yere giden bedevi,
yoruluyor, güneşe şey yapmış, akşam üzeri yatacak. Deveyi nereye bağlayacak? Birbirine deveyi bağlasalar, çekip gidiyorlar. Kum da çakamazsın, çekip gidiyor. Kendisine bağlasa, kendisini rahatsız edecek. Bu sefer devenin kullarını kuyruğuna bağlarlar. Kuyruğuna bağlarlar tabi, oradan çıkayım, kurtulayım diye. Şöyle yapar, böyle yapar. Kuyruğundan kurtulmak için döner, 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 başı döner, oturur. Bunun adı yuları ile kuyruğuna, uçkurluğuna bağlanan ipe ikar, akıl derler Araplar. Nasıl ki çiftçiye kafir derler. Kafir Allah inkar değil. Manası inkar değil yani. Kafir örten demek. Şirk ehli Allah inkar etmiyor. Allah'a ortak koşuyor. Hepsi farklı şeyler bunlar. Mesela şirk ehli Allah'a ortak koşar. İnkar etmez. Kafir Allah inkar etmez. Örter. Tamam. Örter üzerine. Bu akıl da buradan geliyor. Yani boğazındaki o iple kuyruğuna bağlı olan ip böyle böyle, bunun adı ikardır. Bağdır. O zaman neyi demek istiyorum? Bizim melekelerimiz var. Maliklerimiz, melaikelerimiz var. Meleke, deha, muhakeme. Bunları sahibine bağlama adı akıldır. Bağlamasan bunlar kendi başına kalır. İnsan insanı yer. Şu misali vermiştim. İbn-i Haldun'da da var bu misal. Ama ben sonra görmüştüm. Dedim ki bu manada tefekküre oraya götürüyor. Şimdi değirmen düşünün. Değirmen. Boş değirmen taşın üzerinde taş taşı yer. Ama tarı atarsan taş taşı yemez, bir de un olur. Yedi tane değirmen düşünün. Bir böyle, bir de böyle, bir de böyle, bir de böyle. Yani bir üçünde yedi tane dişli düşünün, şanzıman gibi. Hepsine ayrı bir tane atılıyor. Buğday, arpa, yulaf, mısır vesaire. Şimdi bu yedi tane dimağda, şu kafada dişli var. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikad. Eğer bunlara ilim denilen bu dersleri vermesen, akıl kafa kafayı yer. Aklın aklına bela olur. Düşüncelerin düşüncelerine bela olur. Bu sefer düşüncelerinin şerinden düşüncelerinle kurtulamazsın. Aklının şerinden aklını kurtaramazsın. İlle o aklı vahye bağlayacaksın. İşte inşallah bu yansıdı bulursak bu haritada nerede nasıl yapılıyor? Her yerde yapıyorum da. Niye benim memleketimde olmasın diye istiyorum onu inşallah. Onu da yapacağız Allah nasip ederse. Şimdi başka bir yer şey yapacağım. Cümle cümle. Akıl hakkında külliyatta ne demiş? Öz. 215. Hazır mıyız? Mustafa çalışıyoruz daha. Oturuyorsun, tek tek okuyorsun, cümleyi çıkarıyorsun. Sayfayı da söyleyeceğim ama hepsini söylemeyeyim. Cihazdır diyor. Sözler 277. Alettir diyor. 27 ve 65 sözler. Daha sayfa söylemeyeceğim. Seni başka yere bağlayan iptir. Hassedir. Tılsımlı bir anahtardır. Akıl için geçen tabirler bunlar. Hediye-i Rahman'dır. Hediyedir. Hezriyancı aklını, aklın ifratıymış. Aklın tefrit modu, yani her şeyin tefriti, ifratı var. Her şeyin ifratı şeytandan, tefriti nefse emareden, vasat-ı rahmandan. Aklın ifratı hezriyancıdır. Tefriti ise meşhum, zulmani, alet-i tazip. Bir daha, aklın ifratı, hezeyancı aklını, aldatıcı nefsini diyor ya, tasdik ediyorsun. Aklın ifratı, hezeyan, riza. Tefriti, meş'um, zulmani, aleti tazip. Berbat ediyor seni, perişan ediyor, aleti tazip. Kendini kendine düşman oluyorsun, kendi kendini yiyor. Ben böyle bir hastalık görmüştüm, ya da pazarında ziyaret ettim böyle. Beden, deriyi düşman kabul ediyor. Ona saldırıyor.
Ulan deli ya, vücut deli yapıyor, bir hastalık var. Onu düşman görüyor vücutta, o onu yiyor. Doktorlar habere kaldı yani, yapacak bir şey yok. Yani aleti tesit. Bu neymiş? Aklın tefriti. Aklın vasatı. Mübarek, nurani, aleti, ha dur, vasat modu, mübarek, nurani, aleti tesit, ötekisi ifratı ise aleti tazip. Yanlış okudum. İfratını bir de okuyorum. Meşhum, zulmani, aleti tazip, vasatı, mübarek, nurani, aleti tesit, hediyeyi hikmet. Başka? Kıyas aletidir. Sözde 116. Bunu söyleyeyim çünkü lazım. Başka? İdrak aklın sıfatıymış. Anlama. Başka? Anlayamayacaklarını bilmesi aklın vasatıdır. Sözde 348. Yani her şey akılla anlaşılamayacağını bilen özelliğimize akıl deniliyor. Akıl bunu bilir. Her şeyin akıl olmadığını akıl biliyor. Bilirse akıl oluyor. Her şeyin akıl olmadığını, çünkü niye? Akılla yaratmamış Allah. Çünkü Allah aklı yaratmadan önce ruhu yaratmıştı. O zaman ruhu akılla çözemezsin. Ancak inkişafat-ı ruhiye ile çözersin ruhu. İdrak aklın sıfatıdır. Anlama aklın sıfatıdır. Anlayamayacaklarını bilmesi de aklın vasatıdır. Aklı merak aktif ediyormuş. Aklı merak aktif ediyor. Aklın ifratı, aklım bana yeter demekmiş. Arkadaşlar, aklım bana yeter, başkasına bu MM'lerde geçiyor. Akıl bana yeter diyen, aklın ifrat modundadır. Vasatı ise haddini bilip hududunda kalır. Tefriti ise böyle bir derdi yok, merakı da yok. Ya akılmış ya, insanmış ya, ne oturup da konuşuyorsunuz ya, neyle meşgulsunuz? Maç var, spor var, para var, çay var ya. Aşın, eşin, işin, aşın var mı? Eşin, işin, aşın var mı? Ağabey kocam, ne bu ya, karın mı doyuruyor? Diyen tefrit modundadır. Akıl münekittir. Akıl, aklın gözü vardır. Mesela tecrübe gözü de var da, şoföre dersin ki, tırcı, ha burada tır çıkar. E senin gözünle benim gözüm bir mi? Şurasın. Feraset ayrı bir şey. Aklın gözü varmış. Sırrı teklif akıla yapılmış. Hikmet aklın sıfatlarındandır. Aklın varsa evhamdan kurtulursun. Evham kadar o kadar akıldan uzak duruyorsun. Akıl değil evham hakim oluyor. Telakki etmek akılla mümkündür. Akıl istikametini bulursa nefsi emmare bile tabi olurmuş. Mektubat 68'de. Aklın ihtiyarı varmış. Teklif, imtihan akla yapılır, tecrübe akılla kazanılır. Kur'an akla gelmiş ilk. Kalbe gelmemiş. Ama dimağda aklın bir sıfatıdır. Biliyorsunuz böyle iki ayakta duruyorum. Bir ayak vicdan, bir ayak dimağ. Gövde ne? Kalp. Kalbin iki ayağı var. Mazar hissiyatı, makyesi efkarı. Mazar hissiyatı, vicdan, makyesi efkarı, dima. Ama avamın yani, ya avamın derken çoğu böyle mürekkep yağlamış olanların eksiği şu, eksi derken bu konuda yanlış. Kur'an kalbe inmiş. Kur'an kalbe inmedi kardeş. İlk önce akla gelmiş. Akıl. Burada da söylüyor zaten. Akıl istikametini bulursa nefse emare bile tabi olur. Ha, orası değildi, neresiydi? Teklif imkan akla yapılır. Tecrübe akılla kazanılır. 29. söz. Mektubat 93. Tekzip ve inkar akılla yapar. Başka? Umumun temsil eden tevatürü kabul etmeyenin aklı yokmuş. Başka? Teyit ve tahkim aklıyla oluyor. Başka? Nakli hüzün, elem ve gam akılla alınıyormuş. Başka? Sırrı teklif akılla olur. Başka? Anlamak akılla olur. Akılla seyahat ediliyormuş. Akılla seyahat ediliyormuş ötelere.
müteşabi ayet ve hadisleri küçücük aklına sıkıştıramadığı için inkar eder. Mektubat 351. Küçük aklı olduğu için. Mutahayyir akla, aklın muhakemesine, aklın zahirisi ve batınısı varmış. Lemala 72. Akıl görüyor. İnsaf aklın sıfatıymış. Nısıftan geliyor. Tahari aklın sıfatıdır. Bilmek aklın sıfatıymış. Anlamak aklın sıfatıdır. Hikmet aklın sıfatı. Teemmül aklın sıfatıdır. İnce Mesnevi Nuri 12. Teemmül. Muhakemat aklın sıfatlarındandır. İnce Mesnevi Nuri 23. Siz de bakın böyle çaydan gelmişsiniz böyle. Biraz yorgun gibi böyle bir derste bundan daha ileri gitmez. Yani çünkü bakayım kaç dakika oldu. Herhalde saati de gelmiştir. 43. 43 dakika mı? 43 dakika oldu. Yeter size. Akıl, her şeyin bu derste çıkarken her şey akılla olamayacağını, her şeyin akılla anlaşılamayacağını aklımız da bilir. Anlasan yeter. Sebebi neymiş? Çünkü Allah bu kainatı aklıyla yaratmamış. Çünkü Allah'ın aklı yoktur. Akıl bir cihazdır. Allah'ın ilmi vardır. İlmiyle yaratmıştır. Allah'ın sanatıymış. Biraz ağır oldu ama Allah'ın aklı yok falan deyince. Sonsuz aklı deme. Sonsuz ilmi var. Hiç duydun mu sonsuz aklı vardı? Hiçbir bir kitapları olmaz. Peki. Vâhirde vâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fâtiha. Sağ olasın.